Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çarpanlara ayırma yöntemlerinden iki kare farkını anlatacağız. Hemen evet. başlayalım. Şimdi arkadaşlar iki kare farkı gerçekten matematikte en önemli özdeşiklerden bir tanesi. Belki de en önemlisi. Matematiğin sadece çarpanlara ayırma konusunda değil, her konusunun içerisinde mutlaka bu bantıyla karşılaşıyoruz. Ee, gelelim iki kare farkıyla nasıl çar çarpanlara ayrılır bunu öğrenmeye. Şimdi görüldüğü gibi arkadaşlar. iki terimden oluşuyor. Arada eksi var. Şu birinci terim, şu ikinci terim iki terimden oluşuyor. Biz bunu tek terime düşürmemiz gerekiyor çarpanlarını ayırabilmemiz için. Şöyle yapacağız. Eğer bunun iki, iki kare farkı olduğunu düşünüyorsak şöyle kontrol edeceğiz. Bu mesela hangi sayının karesi? Bu a'nın karesi. Peki bu hangi sayının karesi? b'nin karesi. O zaman bu iki sayıyı bir toplayıp araya çarpı koyup bir de çıkartıyoruz. İşte ne oldu? İki terimden oluşan ifade tamamen çarpım durumunda olan tek terime düşmüş oldu. Çarpanlarına ayrılmış oldu biz özdeşlikler konusunda bunun tam tersi yönünü öğrenmiştik. Nasıl tersi yönü? Mesela burayı görmeyelim. Eğer iki ifade çarpılıyorsa birinciler aynıysa bakın şu birinciler aynıysa ikinciler de aynıysa ve aradaki işaretin bir artı bir eksi ise bu ikisi nasıl çarpılıyordu? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde. Şimdi ise bakın neyi öğrendik? Eğer bu tarafta karşılaşırsak a kare eksi b kare ile nasıl çarpanlarını ayıracağız? Bu neyin karesi? A'nın karesi. Bu neyin karesi? B'nin karesi. İkisini bir toplayacağız. Bir çıkartacağız. Önce toplama veya önce çıkarma olması önemli değil. Birinci eksi, ikinci artı da olabilir. Ama mutlaka bir defa toplayacağız. Bir defa çıkartacağız. Şimdi örnekler üzerinde bunu daha da iyi anlayabiliriz. Birinci örneğimiz A kare eksi 25 ifadesini çarpanlarına ayıralım. Nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyoruz. Bu neyin karesidir arkadaşlar? Bu a'nın karesidir. Peki bu neyin karesi? E bu da 5'in karesi. O zaman bu a ile 5'i bir toplayacağız, bir çıkartacağız. Şimdi de önce çıkarma yapalım. Fark etmediğini göstermek için. a ile 5'i bir çıkardık, bir de topladık. Ne oldu? Bakın çarpanlarına ayrılmış oldu. Gelelim ikinci örneğimize. Şöyle yapıyoruz. 16 neyin karesidir arkadaşlar? Neyin karesini? Hangi sayının karesini alırsak 16 olur? 4'ün. Peki hangi ifadenin karesini alırsak 4x kare olur? Arkadaşlar burada 2x olduğunu bileceğiz. Çünkü 2'nin karesi 4, x'in karesi x kare. Bunları tespit ettikten sonra bu ikisini 4 ile 2x'i bir topluyoruz. Bir de çıkartıyoruz. Bu kadar basit. Yani önemli olan önce şu altına mutlaka hangi sayının karesi bu 16 verir bunu yazmak. Şunu düşünelim mesela x üzeri 4 hangi ifadenin karesi alındığında x üzeri 4 olur? E, tabii ki x karenin. Peki 0,01 bir kenarda düşünelim. 0,01 demek ne demek? 1 bölü 100 demek. Virgülden sonra 2 sayı olduğuna göre 100'e bölünmüş. Peki 1 bölü 100 neyin karesi arkadaşlar? Neyin karesini alırsak 1 bölü 100 yapar. 1 bölü 10'un karesini alırsak. O zaman şunun yerine de ben ne diyorum? 1 bölü 10'un karesi 0,01 verir. O zaman bu ikisini bir toplayacağız. X kare ile 1 bölü 10'u bir toplayacağız. Bir de çıkartacağız. X kare eksi 1 bölü 10. Veya bu 1 bölü 10 yerine 0.1 de yazabilirdiniz. şıklarda hangisi varsa. Evet geçelim diğer örneklerimize. Örneklerimize devam ediyoruz olayı pekiştirmek için. Yine iki kare farkından yararlanarak çarpanlarını ayıracağız. Bakın iki terimden oluşuyor. Tek terime düşürmem gerekiyor. 121 hangi sayının karesidir arkadaşlar? 11'in karesidir. Peki 9x kare neyin karesidir? 3x'in karesidir. O zaman 11 ile 3x'i bir toplayacağız. Bir de çıkartacağız. Bu kadar basit. Çarpanlarına ayrılmış oldu. Geçelim diğer örneğimize. Yine iki kare farkından yararlanarak çarpanlarına ayrılabilir mi? Evet ayrılabilir. 1 bölü 4 neyin karesi alınırsa 1 bölü 4 elde ederiz. 1 bölü 2'nin. Peki hangi ifadenin karesi alınırsa 16 bölü x kare olur? 4 bölü x'in değil mi? O zaman 1 bölü 2 ile 4 bölü x'i bir toplayacağız. 1 bölü 2 ile 4 bölü x'i bir toplayacağız. Bir de 1 bölü 2'den 4 bölü x'i çıkartacağız. Bakın ne oldu? Çarpanlarına ayrılmış oldu. Tamamen tek terimle, tamamen çarpım durumunda olan tek terime düşmüş oldu. Evet bu sayfadaki son örneğimiz. Şimdi burada bakın şunu hiç unutmayalım. Ortak çarpan parantezine alma varsa mutlaka önce onu her çarpanlara ayırma kuralında uygulamamız gerekiyor. Burada da var bakın. İkisinde ortak bir çarpan var. 3 çarpanı. Önce 3 parantezini alıyorum. Ortak çarpan parantezini alıyorum. Peki 3'ü neyle çarparsam 3x kareyi verir? x kareyle. Aradaki işaret eksi. 3'ü neyle çarparsam 6'yı verir? 2 ile. Önce bakın ortak çarpan parantezine aldım. Bunu her çarpanlara ayırma kuralında uygulayacağız. Daha sonra burada 2 kare farkından nasıl yararlanarak çarpanlarına ayrılır? Şöyle. E, bu neyin karesidir arkadaşlar? x'in karesi. Peki bu 2 neyin karesidir? E, bu da arkadaşlar kök 2'nin karesidir. Yani illa tam kare bir sayı değil. Böyle köklü bir ifade de olabilir o zaman 3'ü yazdıktan sonra bu ifadeyi nasıl çarpanlarına ayırıyorum? X de kök 2'yi bir topluyorum. Bir de X de kök 2'yi birbirinden çıkartıyorum. İşte tamamen çarpım durumunda olan tek terime düşmüş oldu. Çarpanlarına ayrılmış oldu. Evet iki kare farkı ile ilgili birkaç da soru tipi çözelim. Ne tür sorular karşımıza çıkacak? Mesela birinci örneğimiz her kitapta mutlaka böyle bir soru karşımıza çıkar. Böyle sorularda işte 5.4 ile 54'de 54 ile 54'ü normal çarpma yöntemiyle işte 46 ile 46'yı normal çarparak sonuca gitmeyelim. Bu uzun bir yol. Burada iki kare farkını kullanalım. Neydi iki kare farkı? Şöyleydi bakın 5.4'ün karesi diyor ya bu neyin karesi o zaman? 5.4'ün karesi. Peki bu neyin karesi? 4.6'nın karesi. Ne yapacağım ben bunları çarpandan ayırırken? 5.4 ile 4.6'yı bir toplayacağım. Bir de çarpı 5.4 ile 4.6'yı birbirinden çıkartacağım. Bakın toplarsanız bunları alt alta yazıp 10 yaptığını göreceksiniz. Çıkartırsanız 0.8 yaptığını göreceksiniz. 10 çarpı 0.8 neyi verir? Bize 8'i verir cevap A seçeneğinde mevcut. Geçelim ikinci örneğimize. Kenar uzunluklarından biri diğerinden 5 cm fazla olan iki karenin büyük olanın alanı küçüğünden 30 fazladır. Buna göre iki karenin çevre uzunlukları toplamı kaçtır? Evet bir tane büyük karemiz var. Bir tane de küçük karemiz var. Bunlardan birinin bir kenarına A diyelim. Diğerinin de bir kenarına B diyelim. Daha sonra kenar uzunlukları biri diğerinden 5 cm fazlaysa demek ki A kenarı B kenarından 5 fazlaysa A eksi B 5 eşit diyebiliriz. Peki büyük olanın alanı küçüğün alanından 30 fazlaysa bunun alanı A kare ya değil mi? A çarpı A'dan A kare. Bunun alanı da B kare. E, büyüğün alanı eksi küçüğün alanı da 30 eşitmiş. Ha, bakın iki kare farkını kullanarak çözebileceğimiz bir soru. A kare eksi B kare neye eşit arkadaşlar? Hemen iki kare farkından. A eksi B çarpı A artı B'yi eşit. Bu da 30'u eşitmiş zaten. E biz A eksi B'nin 5 olduğunu zaten biliyoruz. Şurada yazmıştık. Burası 5 ise acaba 5 ile neyi çarparsam 30'u verir? E, tabii ki 6'yı. Demek ki iki kenarları toplamı 6. Ama bize neyi soruyor? Hemen 6 zaten şıklar diyor. Bize çevreleri toplamı soruyor. Bunun çevresi nedir arkadaşlar? 4A. Artı bunun çevresi nedir? 4B. Bize 4A artı 4B'yi soruyor. Ortak çarpan parantezini almayı öğrenmiştik. Burayı 4 parantezine alırsak. 4 parantezinde A artı B'yi soruyor. A artı B'nin de 6 olduğunu biliyoruz. O zaman 4 çarpı 6 ne olur sonucumuz? Eşittir 24. Çevre uzunlukları toplama. Evet geçelim hemen 3. örneğimize. Evet 3. soru arkadaşlar. 9 eksi x eksi y'nin karesi yukarıda verilen ifadenin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bundan nasıl düşüneceğiz? 9 eksi x eksi y'nin karesinde bakın. Hem burada karesi mevcut hem de 9 karesel bir sayı. Yani bu 3'ün karesi. E, bu ise x eksi y'nin karesi. O zaman bunu iki kare farkından şu şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. 3 eksi x eksi y. Burada büyük parantez kullanalım. Çarpı. 3 artı x eksi y. Daha sonra şu parantezin önündeki eksi içeriye dağılabilir. Yani parantezin önünde eksi varsa bunu unutmayın. Bu çok önemli. İçeridekiler işaret değiştirir. Parantezi açalım öyleyse. 3 buradaki artı x ne oldu? Eksi x oldu. Buradaki eksi y ne oldu? Artı y oldu. Çarpı. Parantezin önünde artı varsa parantezi direkt açabiliriz. Hiçbir değişiklik yapmadan. X eksi y şeklinde açıldı. O zaman bunun aynısı şıklarda mevcut mu? Evet bakalım. B şıkkında bunun aynısı mevcut. Cevabımız B seçeneği. Evet büyük sayılarda bakın çarpma işlemi var. Bu tür sorularda da kök, iki kare farkında çok karşılaşacağız. Bunları normal yöntemle çarpmaya kalkmayın. Bakın bu tür sorularda bu büyük sayıların çarpımını görürsek ilk aklımıza gelen şu olmalı. İkisinin ortasındaki sayıyı bulalım. 993 ile 1007'nin ortasında mesela sayı doğrusu gibi düşünün. Sayı doğrusunda şurası 993 olsa şurası 1007 olsa ikisinin tam ortasındaki sayı kaçtır? İkisinin tam ortasında yani ikisine eşit uzaklıkta olan sayı kaçtır? Bakarsanız arada zaten 14 sayı var. 14'ün yarısı 7. Yani 993'ü e 7 eklersem ikisinin tam ortasındaki sayının 1000 olduğunu bulabilirim. Buna 7 birim uzaklıkta. Buna da 7 birim uzaklıkta. O zaman bu ortadaki sayı tespit ettikten sonra bu ortadaki sayıya mesela A deyin. Daha sonra ...993 yerine A cinsinden ne yazabiliriz? 993 A'nın 7 eksi yazabiliriz. Daha sonra 1007 yerine A cinsinden ne yazabiliriz? A'nın 7 fazlası yazabiliriz. E sonra yanında bir de 49 var. A eksi 7 ile A artı 7'nin çarpımını biz iki kare farkından biliyoruz. Nasıl çarpılırdı bunlar? Çünkü birinciler aynı, ikinciler aynı. Aradaki işaret 1 artı 1 eksi. Hemen aklıma iki kare farkı geldi... İki kare fark ile bunlar nasıl çarpılır? Birincinin karesi alınır. Araya eksi konur. ikincinin karesi alınır. Yanında da bir de artı 49 var. Ee, bakın şimdi bu artı 49 ile eksi 49 toplandığında sıfır yapacak. Kök içerisinde a kare kalacak. Yani a kare de kökün dışına a olarak çıkabilecek. Ee, biz a'nın zaten başta bin olduğunu biliyorduk. Ee, o zaman cevabımız b seçeneğinde mevcut. Bu tür sorularda demek ki ortadaki sayıya a diyeceğiz. Evet son örneğimiz. Bir kenar uzunluğu 4a olan kare şeklindeki bir köşe kağıdın köşelerinden kenarı 2b olan 4 eş kare kesip çıkartılıyor. Evet bu tür sorularla da çok karşılaşıyoruz. Yani kabataslak çizersek şöyle bir karenin karenin 4 köşesinden küçük kareler kesip çıkartılıyor. Ee, kesip bunlar kesip çıkartıldıktan sonra şu geriye kalan bölgenin alanını soruyor. Bu tür sorulardaki mantığımız şu olacak. Şimdi büyük karenin bir kenarı 4a ya o zaman büyük karenin alanını bulalım. Büyük karenin alanı. Nedir büyük karenin alanı? 4A çarpı 4A veya 4A'nın karesi. O da ne yapar? 16A kare. Sonra şu küçük karenin bir, bir tanesinin alanını bulalım. E bunun bir kenarı da 2B olduğuna göre 2B çarpı 2B'den küçük karenin alanı nedir? 2B'nin karesi. E bu da ne yapacaktır? 4B kare. Şimdi bu büyük karenin alanından bu küçük karelerden 4 tanesini çıkartırsak geriye kalan kağıdın alanını bulmuş olacağız. Öyleyse 16a kareden neyi çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar? Şu 4b kareyi çıkartmamız gerekiyor ama bir tane değil 4 tane. Yani 4 tane 4b kareyi çıkartmamız gerekiyor. Bunu düzenlersek 16a kare eksi 16b kare yani geriye kalan alan burada da yine ortak çarpan parantezine alma var. 16 parantezine alırsam a kare eksi b kare kalır. a kare eksi b kare de nasıl çarpanlarına ayrılırdı? a eksi b çarpı a artı b diye çarpanlarına ayrılırdı. Bunun aynısı hangi şıkta mevcut? B şıkkında mevcut. Evet bu videomuzda bu kadar. Videolarımızı ee, videolarımıza destek olmadığını abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Ee, hoşça Hoşçakalın.